Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci vlogumuzu çekiyoruz. Bir iki saat sonra arkadaşımla Hollywood'da buluşacağım. Onun öncesinde daha erken gidelim dedim. Hem Hollywood'da gezeriz hem de size göstermiş olurum Hollywood'u. Normalde vlogu oradan başlatacaktım. Ama biraz önce arabamı park yerini değiştirdim dedim. Bu bilgiyi de göstermiş olayım. Burada sokaklarda şöyle bir şey var. Salı günü diyor mesela 12 ile 3. Bu sokak için konuşuyorum. Bu taraf. Salı günleri 12 ile 3 arası park ettiğinizde 73 dolar ceza yiyorsunuz. Bu taraf pazartesi günü. Benim arabam buradaydı. Dünden önceki gün buradaydı. Buraya çektim. Burası pazartesi olduğu için. Bugün salı, bunu alıp buraya çektim. Şimdi bir hafta burada kalacak. Plakamda yaratıcı görüyorsunuz. Koryon. On çok yaratıcı bir plaka. Balıkesir çünkü. Bir ay önce ceza yedim. 73 dolar. Unuttuğum için arabayı. Arabayı çekmiyorlar ama yok yere ceza ödemiş oluyorsunuz. Normalde o arabayla vlog çekmeyi planlıyordum bugün. Dedim hem bir iki kavşakta döneriz falan, eğlenceli bir video olur. Oradan da Hollywood'a geçeriz. Ama sabah arabanın yerini değiştirirken fark ettim ki aküs sıkıntılı. Şimdi gideriz bir yerde kahve için otururuz. Bir bakarız evde kimse yok. Hiç gerek yok yani öyle bir rezil üstü almaya. Ondan ben onun aküsünü değiştirdiğim zaman onunla da beraber bir vlog çekelim. Hem de işte araba aküsünlerine, açık arttırmalarına gideriz. Araba fiyatlarını gösteririm. Plakaları falan bahsederim. O da güzel bir video olur. Şimdi ama Walk of Fame'e doğru gidiyorum. Yıldızlı Sokak, Hollywood'daki meşhur. Orayı göstereceğim size. Oradaki meşhur yerleri göstereyim. Ondan sonra orada bir tane ayakkabı store var. Ona bakarız. İki tane var hatta. Onlara bakarız fırsat bulursak. Şu an arabamızı park ettik. Walk of Fame'de yürüyorum. Şu an burada yıldızları göstereceğim. Karşılıklı olarak iki sokakta da yıldız var. Hatta ara sokaklara da giriyor bu yıldızlar. Bu sokağın başından sonuna kadar göstereceğim. Ünlü olanları göstereceğim. Şu Apollo'nun olduğu, şu an şu önümdekiler çekilse göstereceğim size. Usta şunları göstereyim. Şundan bahsedeyim. Şunlar simgelerini, bu simgeler hangi alanda olduklarını belli ediyor. Benim bildiğim 5 tane var. Radyo, sinema, televizyon, film ve müzik. Really nigga? Yok, radyo, sinema, televizyon, tiyatro ve müzik. Bu Apollo. Bu farklı bak, bunun etrafında yıldızlar var. Ortasında da Neil Armstrong, Stephen Aldrin Jr., Michael Collins. Bunlar Apollo 11'deki aya ilk adım atan insanlar benim bildiğim. Neil Armstrong'tan eminim de diğer astronotları bilmiyorum. Şu ışığı yakalayayım. Bu sırada da konuşmaya devam edeyim. Benim bildiğim, ben sormuştum ilk çıktığında niye Apollo'nunki var ki diye. Sanırım bu Hollywood filmlerine sonuçta çok konu olduğu için de katkılarından dolayı da yaptırdıklarını yazan yerler var. Şu an gidiyorum. Matt Moore, çoğunu bilmiyorum ben bunların. İleride tabii bildiklerimiz çıkıyor. Herkesinki var. Vin Diesel, işte Bruce Lee, Muhammed Ali. Çeşitli çeşitli alanlarda herkesinki var. Bu sokakta bu arada böyle. Bugün salı olmasına rağmen iyi kalabalık. Genelde bakın hepsi film. Şu radyo simgesi. Sadece bir kişi de, Gene Autry'de 5'i de var. Yani 5 alanda da simgesi olan tek insan buradaki star olan Gene Autry. Onu biliyorum. Şimdi size neyi göstereceğim? İşte bu yıldızlara bakarız. Yıldızların bir esprisi yok çok fazla ama çok meşhur bir sokak sonuçta. Hepimizin bildiği Hollywood filmlerinden esinlenen. Benim ilk Hollywood Walk of Fame'i görmem Pretty Woman vardı. Film. Pretty Woman'daki kadın bu şeyden yapıyordu. Bu köşede bekliyordu, hatırlıyorsanız. İzleyen varsa filmi. Köşede bekliyordu adamı. İlk burada tanışıyorlardı. Oradan biliyorum. Normalde size burada gösterecektim story'u. Ama Covid dolayısıyla bu da kapanmış. Bir tane ayakkabıcımız buradaydı. Neyse ileride var. Onu da tekrar bir bakacağım. Eğer değişik model varsa koyacağım. Değişik model yoksa hiç videoya bile eklemeyeceğim. Haberiniz olsun.
Şu an gidiyorum Dolby Theater'ı göstereyim diyorum size. Dolby Theater Oscar ödüllerinin verildiği yer. O ileride. Onun karşısında El Kaptan var. O da gene Walt Disney'in sahip olduğu bir tiyatro salonu. Orayı göstereceğim. Onlar en güzel yerleri zaten bu Walk of Fame için. Çoğu yer kapanmış görüyorsunuz. Bu arada Walk of Fame'in dışında Hollywood'da meşhur diyebileceğiniz bir tane de bunun arka sokağında Selma Avenue var. Selma Avenue gece kulüpleri ve güzel restoranların olduğu bir sokak. Şu an gitmemizin hiçbir anlamı yok çünkü hepsi kapalı. Covid'den dolayı değil, saatinden dolayı. O yüzden oraya hiç geçmiyorum. Tekrar Walk of Fame'e dönüyorum. Şu an Dolby Theater'a doğru gideceğim. Yolda denk bakacağım işte. Denk gelirsem size ünlülerin starlarını gösteririm. 7-24 ses olan, sesi hiç bitmeyen bir yer Hollywood. Ben Hollywood'da 6 ay yaşadım bu arada. O yüzden bayağı biliyorum Hollywood'un yaşama olanaklarını. Bir yandan yıldızlara bakıyorum, o yüzden takılarak konuşuyorum. Beynim aynı anda iki iş yapmıyor. Bazıları boş. Diyeceksiniz ki niye boş? Hiçbir fikrim yok. Niye boş olduğuna dair. Muhtemelen doldururlar herhalde diye düşünüyorum. Şekil olsun diye böyle yapacaklarını zannetmiyorum. Sokaklar şu an videoda olsa da kokusunu gösterebilsem, bildiğiniz böyle şey kokuyor. Kötü kokuyor yani, idrar kokuyor. Bu arada geçen videoda bazı kısımların sesleri yok. Onların sebebi, seslerin olmamasının sebebi telif muhabbetine kesmişler. Bir de baktım ki böyle fiyatları falan gösterirken hep böyle kafam yukarı yukarıya kalkmaya çalışıyor. Video şeyi çok altta tutmuşum herhalde kamerayı. Bu sefer biraz daha dikkat ediyorum. İnşallah daha iyi çıkar bu seferki vlog. Yani ben burada yaşarken benim kaldığım eve ben okuldayken homeless girmeye çalışmış. Düşünebiliyor musunuz? Gelmiş kapıyı denemiş. İçeri girmeye çalışmış. Sonra güvenlik aradı da söyledi. Birileri kapınızı zorluyor diye. Yani sitenin güvenliği bakıyordu bizim eve de. O zaman söyledi. Ki sokağa girişi yasaktı yani bir de. Nasıl? Ben bayağı kimseyi tanımıyorum bu arada buradaki. Sadece Muhammed Ali'yi göstereceğim. Onunki yerde değil, duvarda. Şimdi birazdan onu göstereceğim size. Cini abi. Dediğim adam bu. 5 tane var bu adamın. 5'i de farklı alanda. Bu alanı radyo alanındaki şu an. Tek adam. Buradaki. 5 tane starı olan. 5 alanda da starı olan. Burası çok güzel bir gece kulübü. Burada barlar var. Şurası barlar sokağı gibi düşün. Karşılıklı 2 veya 3 tane var. Onun yanında tatu. Şurada bir tane ayakkabı store var. Ama sıkıldım. Şu demin size göstermek için geldiğimde fark ettim ki canım ayakkabı bakmak istemiyor. O yüzden bakmayacağım bugün. Bir dahaki sefer gösteririm size buraları. Bunlar da gene özellerden biri. Yani unique modeller burada da çıkabiliyor. Tabii ki bir Melrose değil ama güzel. Tattoo Store. Görüyoruz çoğunu kim, hiçbiriniz bilmiyordur yani. Çok da ünlü olmayan, bize göre ünlü olmayan insanların yıldızları çok fazla var. Böyle bütün herkes gördüğünüz gibi yıldızlara baka baka gidiyor. Genelde turistler zaten geliyor buraya. Birkaç tanesini duydum daha önce. Yalnız hatırlamasam şurada bir yerde vardı birininki ya. Meşhur, benim de bilebileceğim tarzda birini. Orada vardı. Ballad, burası güzel bir mekan. Yine.
Şu store çok güzel. Bir gün bak buraya geliriz. Buradan şey alırız, forma. Bir kere geldim aldım ben, bayağı güzel. Biraz pahalı fiyatları. Ama yine her takım ürünü bulabiliyoruz. Böyle sorun edici, hatıralık eşya satan yerler var. Genelde dolayısıyla turistin olduğu yerde. Ne bekliyorsunuz? En fazla onlar oluyor. Burada en fazla iş yapan onlar oluyor yine. Şuradaki mekan alkol mekanı gene. Bugün salı. Bugün Taco Tuesday denen taco yemeğinin indirimli olduğu gün. Dolayısıyla şu Meksikalıların genelde takıldığı, İspanyolların takıldığı bir şey, bar. Burası kalabalık olur bugün. Çünkü indirimli olacak takolar, margaritalar. O yüzden genelde burası. Zaten şu 1, onun yanında 2, onun yanındaki 3. 3 tane yer var. Şu an bu caddede. İleride yok. Şu an Dolby Theater'a, o Oscar ödüllerinin verdiği yere doğru yürüyoruz. Baştan sona Walk of Fame'in süresi yürüyerek 13-14 dakika sürüyor. Hadi maksimum 15 dakika sürüyor. Daha ötesi sürmüyor yani. Ben de bayağıdır gelmemişim buraya. Şu an fark ediyorum. Özlemişim ya Hollywood'da yürümeyi. Gerçekten özlemişim. Burada kalırken fark etmiyordum her gün geliyorum diye, ama şu an özlediğimi fark ettim. Kalabalığı özlemişim aslında daha çok. Hollywood'u değil de kalabalığını özlemişim buradan. Yoksa hala aynı pislikte. Çok pis ya. Sabahları çiş, akşamları ot kokuyor burası. Başka değişik bir kokusu yok. Bazıları diğer taraftan gelenlerin okuyabilmesi için ters tabi. Scientology binası burada. Bu da biliyorsunuz Hollywood'dan çıkma bir din. Din değil de işte görüşle din kabul ettirtmeye çalışıyorlar. Benim bildiğim Scientology. Benim kaldığım eski evdeki ev sahibim Scientology'ye inanıyordu. Eve durmadan mektup geliyordu, oradan biliyorum. Hatta Tom Cruise'du sanırım. Tom Cruise bununla alakalı bir açıklama yapmıştı. O da bayağı destekmiş bu Scientology'nin. Neyse, burada Museum of Illusions var. Bu da yani yine müze işte. Turistlere en çok girdiği müzelerden biri. Onun yanında ne var? Giant House, orayı bilmiyorum. Museum of Dream Space. Onun yanında genelde sanırım burada müzeler var. Çok dikkatim. Şu an ben de size beraber dikkat ederek bakıyorum. Çok popüler Museum of Illusions. Bu şey yani adından da anlaşılacaksa, ne adından da anlaşılacaksa, illüzyon. İllüzyon tarzı şeyler var böyle yani. Şaşırtan şeyler. Böyle daha çok tablo vesaire değil yani. Müzelerde görmeye alışık olduğumuz şeyler değil. O tarz bir şey var. İleride bir tane çok meşhur. Bu meşhur Marilyn Monroe. Thank you man, appreciate. Marilyn Monroe falan Balmum'undan alan heykellerin olduğu yer karşı Hard Rock Cafe'nin orada. Oraya doğru da gidiyoruz. Foot Locker orada biliyorsunuz, geçen vlogda girdik oraya. Yeni bir model yayınlanmadı. Şu an karşıya şu çapraza geçelim hatta. Çünkü bu tarafta bir şey yok. Çapraza geçelim. Size Dolby Theater'ı göstereyim. Muhammed Ali'nin starını göstereyim. Şöyle genel göstereyim yine size. Yanmayan ışık yapmışlar. Yemin ederim yanmayan ışık yapmışlar. Sıcaktan eridim. Zahmet oldu ya. Bakın şimdi. Salmışlar gibi insanlar geliyorlar. Şu an az, normalde Covid'den önce ben kalmaya başlamıştım burada. Burada yürünmüyordu. Şu karşıdan karşıya geçerken yürüyemiyordunuz neredeyse birbirinize çarpmadan. Evet. El kaptan. Bahsettiğim el kaptan. Şimdi karşısından göstereceğim. Size el kaptanı. Evet.
hırsız, bunlar zaten işte şov yapıp para alanlar, fotoğraf çektirip. Thank you. Bu sokağı komple kapatıyorlar Oscar töreni olduğunda. Sadece ünlülerin arabaları girebiliyor şoförleriyle beraber. Ve tabii ki polis korumasında duruyorlar. Evet, El Kaptan burası. Görüldüğü üzere Disney Studios Store diyor. El Kaptan Disney'e ait. Walt Disney. İşte Walt Disney'in işte bu 101 Dalmatyalı, Star Wars, Avatar, biliyorsunuz o filmlerin hep yapımcıları. Marvel'ın da sahibi benim bildiğim. Dolby Theater bahsettiğim yer burası. Dolby Theater'ın içinde veriliyor Oscar ödülleri. Şimdi gidiyorum. Ha bak, hatta ne yıldız yapıyorlar bak. Yıldız yapımını gösteriyorum. Yıldız mı, yok. Yıldız demiş, bakım yapıyorlarmış. Yıldız da mı aynı bu şekilde etrafını çevriliyorlar, yıldız yapıyorlar. Burası Muhammed Ali'nin starı, gördüğünüz gibi. Muhammed Ali'nin starı duvarda. Gördüğünüz zaten herkes burada çekiliyor. İlginç bir şey yok, dikkatinizi çekecek hiçbir şey yok orada. Şimdi bak, insanları takip edip ünlülerin hangi yıldızlarda olduğunu bulmaya çalışalım. Adam burada çekildi, Steve Spielberg. Bende yok o. Aynen ben. Park dakikası biliyorsunuz, dünyanın her yerinde var zaten. Aha. İlk bulduğumuz ünlü bunlar. Şurada bir yerde Mickey Mouse vardı hatırlıyorum. Şurada film var. Bloody Foster, Neil Sharpie, Quentin Tarantino. Ve burası daha popüler, Elton John var şurada. Ve burası da Chinese Theater. Yalnız düşü efsane değil mi? Konsepti. Çok iyi ya. Gelin bakalım. Şurada bir yerde Mickey Mouse vardı, ben hatırlıyorum ya. Ha? Niye bu kadar aradım bilmiyorum. Çünkü bunun yerini hatırladığım için. Bunu aradım çok. Bu size bahsettiğim bal mumu. Allah'ım, telif melif yiyeceğiz diye tedirginim, kaçmaya çalışıyorum her müzik gördüğüm yerden. Abi, arkada müzik çalıyor diye kilitlediler. Burada tamamen şeyler var. Bal mumundan heykeller. Onların müzeleri. Gördüğünüz gibi. Adam bakımını yapıyor. Burada işte anı çektirmek isteyenler için, anı fotoğrafı çektirmek isteyenler için böyle isimlerini yazıyorlar. Alanını koyuyorlar. Onlar da fotoğraf çektiriyor. Gördüğünüz gibi Walk of Fame bu kadar. Başka Hollywood'da çok, Hollywood'da işte bildiğiniz gibi dağın üstünde yazı var. Ona da bir gün hike yap, tırmandığımda onun da videosunu çekerim. Bir gün çıkarız oraya gittiğimizde. Onun haricinde Hollywood'da gösterebileceğim size çok da fazla bir şey yok. Bugün dediğim gibi sadece arkadaşımla buluşacağım. Şimdi biraz önce aradı. Onun öncesinde size biraz göstermek isterim. Şimdi bir kahve içmeye oturacağız onunla beraber. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada kapatırken geçen de pat diye kapanmış. Bu sefer söylüyorum, görüşmek üzere bir dahaki videomuzda.